Merhaba arkadaşlar Alan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda hangi hero'lar R5 atılır serisinin arkadaşlar son bölümü mistik sınıf şekil arada gördüğünüz üzere arkadaşlar toplamda 26 tane mistik karakter var. 174 karakterden toplamda 26'sı mistikmiş. Bu durumda neymiş abi? Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nda an itibariyle 174 tane karakter mevcut. Bunların içerisinde yeni store'una dahil arkadaşlar. Haydi bakalım. Peki bunlara hangileri R5 atılır, hangileri atılmaz? Ufaktan bir bakalım. Clarivoyant. Clarivoyant arkadaşlar Mystic sınıfının sadece Mystic sınıfının değil aslında. Oyunun en özel, en fantastik karakterlerinden bir tanesi. Çok da etkili arkadaşlar. Bir kere karakter kopyasızken bile R5 atılabilir. Çok enfes. Yani muazzam gerek saldırı babında etkili gerekse de hücum ribandı babında enfes bir sağlık basması ve üç etkiye karşı da bağışıklı olması kanama yakma ve zehire karşı bağışıklı olması sebebiyle arkadaşlar hem dediğim gibi e, saldırı babında çok etkili hem de direnç ve hücum ribandı babında oldukça etkili bir karakter aynı zamanda karakter bir prestij karakteri şuradan baktığınızda göreceksiniz arkadaşlar 10.624 gibi muazzam ötesi bir prestije sahip bu karakter arkadaşlar. Ve yine datası gereği en yüksek saldırı yıllarından bir tanesi. Hatta ikincisi. Birinci sırada yine mistikten başka bir sınıf var. İnşallah onu da söyleriz arkadaşlar. Bu ikinci sırada datası gereği en yüksek saldırı gücüne sahip karakter prestij var. Ondan sonra saldırı gücü var. Hücum ribandı var. Direnci var. Bağışıklık sistemi var. Yok yok muhteşem bir karakter arkadaşlar. Kesinlikle direkt R5. Kopyasızken dahi R5 kopyaladığınız zaman da artık 200 kopya atarsınız Clary Voyant arkadaşlar müthiş bir karakter. Diablo Diablo'nun bir tek prestiji var arkadaşlar prestiji için atarsanız eğer R5 atarsanız onun dışında çok aman aman R5'i hak etmez ve Doktordum Doktordum arkadaşlar datası gereği en yüksek saldırıya sahip karakter arkadaşlar Clary Voyant ikinciydi Doktordum da birinci arkadaşlar 2978 gibi yani hangi ustalıkları açmışsın gibi baba adamın ustalıkları kapalıyken bile 2978 biz ustalıkları açtığımızda 4900-5000 civarına falan saldırı gücü oluyor arkadaşlar. Enfes bir karakter. Prestij kralı oyunun en iyi ikinci prestijine sahip 5 yıldız karakteri 10.848 gibi arkadaşlar. Yani bunun prestijini 5 yıldız prestiji değil de sanki 5 yıldızlar 6 yıldızmış gibi arkadaşlar. 6 yıldız R2 prestijine sahip muhteşem bir karakter. Doktor arkadaşlar Gümüş Sörçü ile beraber Prestij Kralı. Bence oyunun en iyi 5. karakter arkadaşlar. Oyunun en iyi 5. karakteri. Aynı zamanda Doktor da, da mistik sınıfın abartı en iyisi. Tartışmasız en iyisi. Muhteşem bir karakter. <laughs> Bunu ilk aralar aldığımız zaman hatırlıyorum da hiç beğenmemiştik ya. Hatta ne sövmüştük kafamı var ya. Böyle hero mu olur? İşte hiç Marvel uyuşmuyor falan filan demiştik. <laughs> Ama şimdi abi düşüncelerimiz çok çok farklı. Muazzam, enfes, fevkaladenin fevkinde. Bülent Ersoy'un tabiriyle fevkaldenin fevkinde bir karakter. Enfes. Saldırı deseniz 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Defans deseniz 10 üzerinden 10. Hücum ribandı deseniz 10 üzerinden 11. Böyle muhteşem bir karakter. Saldırı gücü müthiş. Defansından çok etkili. Aynı zamanda arkadaşlar muazzam bir blok performansını ve armora sahip. Abi 21 bin armorla şu anda oyunun en yüksek armoruna sahip. Şöyle yüzdeye çevireyim. Yüzde %50 armorla daha iyisi yok Arkadaşlar sinerjiyle yapsanız başkasına bu kadar yapamazsınız. Blok performansı 169 diyor ama oyun içerisinde yüzde %70 arkadaşlar. Kritik yememe yani rakip kritik atacaksa bunu engelleme şansı %35 diyor. Ama %35 değil. Doktor kritik yediğini kolay kolay göremezsiniz arkadaşlar. Kolay kolay kritik yani garanti kritikler dışında kritik yediğini kolay kolay göremezsiniz arkadaşlar. Ve blok delmesi de var abi. <laughs> ya adam blok da deliyor abi. %20 blok deliyor. Yani bendeki R5'i bloğa bin bin vuruyor abi. <laughs> Öyle söyleyeyim ben size. Neredeyse çakma korvus gibi olmuş. Muhteşem bir karakter arkadaşlar. Kopyasızken bile direkt R5 atın. Zaten adam oyunun en iyi 5. karakteri. En iyi 5. karakter arkadaşlar. Doktor Dup. Kesinlikle atılır. Ee, geldik Doktor sitrancı arkadaşlar. Doktor Strange kötü bir karakter değil. Ama zirve bir karakter değil. R5 atılmaz. Şartlarınızı zorladınız. Tamam mı? Böyle ıkındınız abi. Kıpkırmızı oldunuz. Maksimum R4 arkadaşlar. Maksimum R4. Daha da yukarı çıkarmıyor. da kopyalı olursa. Doktor Wood'u kopyalıysa direkt R5 atın abi. Muhteşem bir karakter. Prestiji 10.400'lerde olsa da arkadaşlar Doktor Voodoo'nun giremeyeceği hiçbir alan yok arkadaşlar. Yani çok aşırı yüksek etkiler yapamasa da o kadar kaliteli ki. Yani şöyle söyleyeyim. Yüksek hasar hani bir şekilde hasar veriyor. Mesela zehirlerle beraber yüksek hasar verebilir. Rakip çok takviye çödür veya kendisi low atar. O zehirlerle ben 300 500 bin falan vurduğum zamanları benim 20 30 tane etki yani low'ı kapattığı zaman lapit atıyor. Rakibin güç barına oynar arkadaşlar. Güç kontrolü var. Oyuna başlarken sağlıkla basıyor. Ondan sonra kendisi de güç basıyor arkadaşlar. Yani işte beraber rakibin gücünü çalıp kendisine aktarabiliyor. Onun dışında rakiplerin yetenek sabitlerini %50 düşürebiliyor. Buna e Meciğin limbosu mu dersiniz? Mazoşizm karosu mu dersiniz? Ondan sonra korkun korgun yansıtması, elektronun yansıtması mı dersiniz? Aklınıza başka ne göre? Killmonger'ın yansıtması mı dersiniz? Mesela işte atıyorum otomatik blok yapanların otomatik bloğunu engellemesi mi dersiniz? Zırh açanları takviye açanları açtırmama mı dersiniz? Aklınıza ne geliyorsa Doctor Who'da hepsi var arkadaşlar. Lakin kopya olması lazım. Kopya sesinde kar yüksekse o kadar etkili bu şu gölgesi olan Gundi muhteşem güzel. Zamanında tek başına ben her yere götürüyordum. Şimdi kadrom çok geniş olduğu için Doktor Vudu ile oynuyor. Mesela Doktor Vudu her şeyi yapabilen bir karakter. Her şeyi yapabilen bir karakter. He mesela Klerivan onun kadar işler yapamıyor. Ama Clarivant yaptığı işler de Doktor Vudu'dan daha yukarıda. Mesela nedir? İşte rakibin mesela işte sağlık basıyorsun. Mesela Clarivant çok daha fazlasını basabiliyor. Ama Doktor Vudu her şeyi aynı anda yapabilen bir karakter. Mesela yetenek sahibi düşüremiyor Clarivant'ı. Takviye kapatabiliyor ama düşünemiyor. Doktor bu takviye de kapatıyor bu arada. O, o, da var. Mesela doktordum çok yüksek hasar veriyor. Bu da hasar veriyor. Ama işte bunun kadar veremiyor. Mesela ne yapıyor? Bunun yapamadığı birçok şeyi de yapıyor. Veya başka kim varsa hangi sınıftan aklınıza geliyorsa. Yetenek isabeti düşürebilen burada kaç tane istik var? <laughs> Değil mi? Ama doktor bu da onu da yapıyor abi. Güç barını engelleyen veya güç barını oynayan kaç karakter var burada? İşte atıyorum 10 tane var. Doktor Wood da yapıyor onları. Mesela hatta ne var? Sağlık basan kaç karakter var? Doktor Wood da basıyor. Başka aklınıza ne geliyorsa alayı var. Her yerde hala oynayabilirsiniz. 6. sayının son bölümünde bile oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu çok e, iş dallara ayrılmış pozisyonda. Ve hepsinde kaliteli yapıyor bu arada. Kötü yapmıyor. Ama artık biliyorsunuz öyle bir hale geldi ki oyun. En üst seviyede yapanlar var. 200 bin hasar veren adam var mesela. Hasarda tabii ki onunla kapışamaz. Ama yine hatlı sayıdır iş yapar arkadaşlar. Kesinlikle Doktor Wood'a kadar. Dorman bu eskiden çok iyiydi. Artık defans atacaksanız R5 olur. O da kopyalısının full olması lazım. Ebonin'in prestiji fena değil arkadaşlar. Fena değil. Yani zirve değil ama hani fena değil. Nerede? Hop çalmışlar bunun 200 kopyasını. 10.500 prestiji var. Defanslı iyi olabilme potansiyeli var. O da denk gelirse arkadaşlar. Ben çok fazla beğenmiyorum. Hayalist sürücü eskiden iyiydi ama artık zamanı yenildi. Bunları R5 atmayın. Maksimum buraya 3 atarsınız. Götün Allah kahretsin ya. Altı yıldızı var. Kopya da de kırk kopya be abi. Puh, sana yazıklar olsun. Neyse. Demir yumrukları geçiyorum. Juggernaut'ı geçiyorum. Loki'ye geçiyorum. Longshot'ı R5 atabilirsiniz arkadaşlar. Longshot. Longshot. Bir de söylesem. <laughs> Hayat hikayemi anlatacağım sizlere. <laughs> Longshot'ı da arkadaşlar. Kopyasız kendileri R5 atabilirsiniz. Yine 10.589 da çok güzel bir presi sahip. Özellikle takviye kapatan muazzam bir karakter. Yani rakip de takviye açıyorsa... Öf en iyilerden bir tanesi. Atmios'ta da problem değil. Kendisi rakibi takviye atıyor zaten. Ve onları yakarak hunharca ve defalarca yargılıyor arkadaşlar. Hem prestij babında güzel bir karakter. Hem de yüksek hasar verebiliyor. Tavsiye ederim. Meci'yi kesinlikle R5 atabilirsiniz. Kopyasızken de olur. Olur. O da olur. Hani şartlara göre olur. Ama kopyalıyken ayrı bir şey güzel olur. Manting'i defansa koyuyorlar arkadaşlar. Kopya R5 atıp defans atacaksınız. Başka bir şey olmaz Manting'den. Mertingin de prestiji fena değil yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir bakayım. Yani defansa koyacaksınız ve prestij için arkadaşlar olur. 10.590 prestiji var. Defansta da doğru karoda özellikle sersem başlıklı veya iptetleri karolarında çok fazla görüyorum. Mephisto artık olmaz. Mojo'da arkadaşlar yine defansa çok fazla gördüğüm. R5 atılıp 200 kopya yapılıp defansa atılan bir karakter. Hem prestiji var hem de defansı var. Lakin sersem bağışıklığına koymanız lazım yoksa patlarsınız benden size söylemesi. Mordey'i geçiyorum, Sabah Yıldızını geçiyorum. Scarlet için 4 yıldızı var. 5 yıldız yok. 4 yıldızını kopyalarken R5 e atabilirsiniz. Supreme Symbiote'un ilk izlenimleri ay Supreme durum. <laughs> Dişi Sitan'daki ilk izlenimlerim sadece Prestige karakteri. Onun dışında şimdilik bir ceci yok gibi gözüküyor. Çok fazla bilgim yok. Şu anda aranasına kasıyorum. 10632 gibi enfes bir Prestige var. Yeni bir karakter. Prestige için R5'e atabilirsiniz. Onun dışında şu anda patates. Süprem simbiyot arkadaşlar kopyasızken bile R5 atabilirsiniz. Çok güzel bir karakter. Birazcık sabır ister. Yani bile 3 atın. Ondan sonrası kolay. Gerisini kendisi hallediyor. Prestige de 10.542. Artık Prestige de ufak ufak gerilemeye başladı arkadaşlar. Süprem simbiyot. Hudu geçiyorum. Jane Foster geçiyorum. Ve durdurulamaz Colossus'u geçiyorum. Bu arada Colossus'un daha üst versiyonu olan durdurulamaz Colossus. Şu anda Colossus'tan daha rezil bir pozisyonda arkadaşlar. Toparlarsam Clarivoyant kesinlikle doktordum. Hatta Misty Inanis doktordum. Oyunun en iyi 5. karakteri. Doktor Voodoo, Longshot, Magic, Supreme. Bunlar arkadaşlar muhteşem yorular. Aynı zamanda defans için Manting ve Mojo'yu da arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. R5 atıp 200 kopya yaparsınız. Hem prestijleri var. Hem de arkadaşlar sağlam karaya koyarsanız defansta gıdıklama ihtimali yüksek. İnşallah faydalı olmuş arkadaşlar. R5 serimiz bitti. Buradan da Alihan kankimize 13 yaşındaki çıtır kancılığın kankimize selam olsun. Artık arkadaşlar daha Alihan R5 sorma be. <laughs> Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>